Merhaba arkadaşlar, Festivaller Birliği kanalına hoş geldiniz. Real Madrid ile maç diye başlayacağım arkadaşlar. Ben Real Madrid'i seçtim. Elimde çünkü Real Madrid'den çok fazla oyuncu var. Tüm oyuncuları ilk 11'e ve yedeklere yerleştirdim. Neden böyle yapıyorum derseniz fazla etkinlik puanı almak için. Seçtiğimiz takımın oyuncularını oynatırsak daha fazla etkinlik puanı alıyoruz. Ayrıca form durumları, kondisyonları da yüksek gelmekte. Eğer ilk 11'e yerleştirmiyorsanız da yedeklere yerleştirebilirsiniz. Örneğin Real Madrid seçtiğiniz zaman oyuncularını sevmiyorsunuz ya da elinizde çok iyi oyuncuları yoksa yedeklere koyabilirsiniz. En azından oradan etkinlik puanınız fazla gelecektir. Hemen rakip gelsin, kadromuzu bir gösterelim. Ben Real Madrid kulüp seleksiyonunu açmadığım için oradan oyuncu yok elimde ne yazık ki. İki tane ikonum var, taşınmışlar var. Normal kart oyuncular var arkadaşlar. Yani yedeklerde de bu isimleri yerleştirdim. Şimdi full Real Madrid'i gördüğünüz üzere. Yani keşke tabii kulüp seleksiyon ya da Potve gibi yerlerden oyuncular olsaydı daha fazla etkinlik puanı alırdık. Ama elimdeki oyunculardan yani en iyi oluşturduğum 11 bu. Rakibe de baktığımız zaman Rummenigge, David Beckham var. Real Madrid seçmiş. Real Madrid'den az oyuncusu var. Ve önemli oyuncuları da oynatmış ama. Yani santraforlarında Rummenigge, orta alanda Beckham var. Hani Real Madrid'in iyi, oyuncuları iyi olduğu için hani ben ilk 11'e koyduğumda oynayabiliyorum rahat bir şekilde. Eğer kötü oyuncular olsaydı, hani çok sevmediğim, memnun kalmadığım oyuncular olsaydı ben de mecburen başka oyuncular yerleştirirdim. Hani Real Madrid'i yedeklere alırdım. Sevdiğim oyuncuları, örneğin Mbappe'dir, Vieira'dır, o oyuncuları ilk 11'e yerleştirirdim. Ama şu an Real Madrid'in ilk 11'inden memnunum. Bir başlayalım bakalım maça. Umarım güzel bir maç olur. Sonunda kazanırız. Evet, rakip arkadaş başlıyor Rummenigge ile. Ronaldo, Rummenigge önemli isimlere sahip. Güzel de ikonları var. Ronaldo iyi paslaştı. Varan. Çok beğeniyorum Varan'ı. Geriye ters döndük ne yazık ki orada. Tekrardan Varan. Eder Militao'ya. Coutinho. Pardon, Courtois. Courtois iyi bir kaleci. Çizgide çok iyi bir kaleci. Yani bir de hücumcu kaleci olsaydı. Kalesinden çıkan bir kaleci olsaydı çok iyi olacaktı. Hadi bakalım. Morientes. Yapıştır. Ya çok iyi vurduk ama kaleci iyi çıkardı. Morientes'in ikon kartı özellikle Real Madrid'de çok iş yapıyor. Guti şöyle sert bir orta, bir kafa gelir mi? İşte bu arkadaşlar. Atla diyelim. Guti ile sert bir orta kestik ön direğe. Orada iyi vurdu ama. Kim vurdu bilemiyorum. Acaba Eder Militao muydu? Yok, Casemiro. Casemiro kafayı iyi vurdu orada. 1-0 erken öne geçtik. Duran toplar önemli silah. Orada girdik araya. Guti'den döndük. Şöyle kaçırır mıyız? Kaçıramadık. Şöyle ortaya Guti'ye. Hadi bakalım. Morientes şöyle terse dönelim dedik. Hadi be Vinicius Junior. Ya yapıştırdım böyle fal solu vurmadım. Dedim yapıştırır köşeye yollarız ama olmadı. Şöyle sert bir orta daha deneyelim. Bir daha olur mu gol? Bir kafa gelmedi. Hadi bas Casemiro şöyle Guti. Bir falso deneyelim. Oo! Gole bakın arkadaşlar. Falso. Guti ile sert bir top yolladık. Yani hem falso hem de çok sert. Yani çok iyi vurdu orada. Mükemmel vurdu Guti. Normalde çok sert şutlarda çekerdi. Falso yollayalım dedim. Yani iyi vurdu. Açısı da yani güzeldi. Falso için gayet iyi bir açıydı. Etkili bir vuruş geldi Guti'den. Ya, bu Guti güzel bir oyuncu. Joker bir oyuncu. Yani ben beğeniyorum. Kaç Rodrigo. Şöyle dönelim. Bir orta. Bir kafa gelmedi. Guti de şöyle bir şut. Hadi be. Guti ile bir gol daha atacaktık. Etkili şutlar çeken bir isim. Çok sert vuruyor bazen toplara. Yine sert bir orta yollayalım. Bir kafa gelir mi? Kaleciye çıkardı. Dönen top rakipte. Şöyle bir varandan uzun atalım. Kaçar mı Rodrigo? İşte bu Rodrigo ile geliyoruz. Koş 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 Rodrigo. Şöyle bir içeri. Ah be. Ön direkteki adama vermemiz gerekiyordu. Gittik arka direktekine vermeye çalıştık. 2-0. İlk yarı gayet iyi geçti. Yani güzeldi. İşler bizim için iyi gidiyor. Toplam şutlarda da yani iyi şut çektik mi? 6 şut çekmişiz. 5'i kaleyi bulmuş. Rakibe pek şut şansı vermemişiz. Hani bir şut o da kaleyi bulmamış. Toplu oynamada da üstünüz. Ben... Casemiro. Şöyle bir Rodrigo'yu kaçırır mıyız? Güzel. Rodrigo kaçtı. Şöyle bir orta. Courtois son anda dokundu.
Beckham, ikon Beckham'dı bu. Darısı bize. Yani umarım bu sene düşürürüz Beckham'ı. Konuşurken gol yiyorduk. Rummenigge'nin de ikon kartı olmalı galiba. Neredeyse golü yiyorduk. Bakalım. Omuzuyla çıkarmış ya. Omuzuyla. Kurtuğa. Şöyle ön direğe doğru çekeceğim. Ön direğe doğru çekeceğim arkadaşlar. Hani oraya keserse topu. Şöyle Eder Militao'yu aldım oraya doğru. Ortaya vurdu, kesti. Vurdurmadık. Casemiro orada iyi sıkıştırdık. Kaç, hadi be Morientes. İşte Morientes geliyor. Çok hızlı değildir ama geçer onu. Omuz omuza da çok iyi. Şöyle içeri bir pas. Kaleci açı çok daraldı orada. Morientes boğuştu resmen ama topu vermedi. 7 şut. İlk yarı özellikle çok fazla şut çekmiştik. Bakalım etkinlik puanı ne kadar alacağız? 6000'e 6000'e ulaşmamız lazım ki tüm hediyeleri alalım. 2044. Gayet güzel yani. İkinci rakibimiz geldi. Asya'dan geldi. Asyalılara karşı daha dikkatli oynamaya çalışıyorum. Rakibin kadrosu 4-2-2-2. 2 ofansif orta saha ve o da full Real Madridli, ikonlu Roberto Carlos da defansif orta sahada. İlk defa Carlos'u bir rakibim orta alanın ortasında oynattığını görüyorum. Hani genelde hep sol bekte görüyorduk Carlos'u. İlk defa bir Dost'a denendiğini şu an göreceğim. Ama ikon kartı tabii ki yani. İkon kartı efsane kartına göre daha güçlü. Fiziksel olarak ayakta kaldı. Eyvah. Kaçırdık adamı. Çok tehlikeli. Gol mü? Erken gol yedik. Güzel gol attı arkadaş. İki kişi zaten santraforda. Vurmadı orada. Aslında golü geçti. Geçmese görürdük. Güzel bir pas verdi Benzema'ya da. Boş kale gibi gol oldu. Şöyle bir uzun deneyelim. Ama olmadı. Morientes. Şöyle bir pas. Rodrigo geçmedi. Bir daha denedik şansımızı. Bir şut çekemedik orada ya. Hadi. Ya içeri pas atmamız gerekiyordu. O an şuta bastık. Bakalım duran top şansı. Duran topları iyi kullanıyorum ama bazen gollerde atıyorum. Şöyle sert bir orta deneyelim Guti ile. Hadi Guti vur kafayı be. Olmadı. Varan yetiş. Geçen maç şuradan Guti ile güzel vurmuştuk. Hani bir daha Guti yapıştır. Hadi be. Yine gol oldu. İki maç üst üste Guti ile aynı yerden. Aynı yer neredeyse. Falsolu sert bir şut. Rakip de izin verdi izlememize. Ya aynı gol neredeyse. Kopyası. Ya inanamıyorum. Guti iki maç üst üste aynı yerden gol attı ve aynı şekilde. Mükemmel vuruyor. Kurtuğa. Geçen maçın kalecisi de Kurtuğa abi. İkidir bu golü yiyor. Aman. Aman 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 aman. Kurtuğa. Bizim Kurtuğa da bizim stoperi indirdi. Ya Guti geçen maçın adamıydı. Bu maç da çok iyi. 1-1'e getirdi. Şu an oyun 1-1. Bir hata yapmayalım. Uzaklaştıralım topu. Çok iyi. Geçen maç bir gol bir asist yapmıştı Guti. Aynı yerden bir daha gol attı bu sefer. Şöyle araya girer miyiz? Ya da ilk yarının sonunda biz gol yemesek? Varan şu kanada doğru artık maçı bitirecektir. Ve bitirdi. 1-1 çok çekişmeli kıran kırana bir maç oluyor. Şöyle birkaç azart oradan. Yetiş. Yetişemedi son anda ya. Rakipteki de ikon gitti ama top bizde. Şöyle iyi ortak bir kafa. 2-1 oldu. Hiç ummadığım adam kafa golü attı. Rodrigo. Hani kafalar o kadar iyi değildir ama gerçekten güzel gol attı. Mendy de iyi kesti. Arka direkte Rodrigo güzel vurdu. Carlos kaptık orada. Şöyle savunma arkasına Hazard kaçtı. Olmadı. Arkaya çok tehlikeli geldi. Aman. İyi ki vurdurmadık. İki kişi önünü kapattı bir anda. Zaten vursa o açıdan gol atardı. Şöyle Guti ile dönelim. Kötü pas oldu. Rakip çok tehlikeli geliyor. Şut şansı vermeyelim. Bizim Guti girer mi? Aha. Carlos geliyor. Şut çektirmeyin. Kaleci çıkardı. Yani Carlos top ayağındayken zaten şut çekeceği belli gibiydi. Topu da kaybetmedi. Bir bakalım geçmezse arkadaş. Yıkılmadı da şurada itti. Vurdu. Kaleciyi çıkardı. Carlos'un en önemli özelliklerinden bir tanesi. Etkili şutları. Ön direği kapatalım. Tam da adamın olduğu yere attı. İyi oldu. Hadi be. Kaçırdık işte Rodrigo'yu. Geliyoruz. Şu an 3 için geliyoruz.
İçerideki Morientes ne yavaş ya. Hadi buyurun Morientes. Bir şut. Ya çok net pozisyonda ama Hazard'la tekrardan kaptık. Şöyle bir şut. İkidir yani, istediğimizi yapamadık. Son saniyeler buradan bitirir. Güzel 2-1 oldu. Bir galibiyet daha aldık. 2 galibiyet oldu. Etkinlik puanı açısından iyi oldu. Daha fazla etkinlik puanı gelecek. Yani etkinlik puanını merak ediyorum. Bakalım. 1940'ta buradan geldi arkadaşlar. Biraz daha arttırmış olduk. Şimdi ödülleri hemen bir alalım. Okey, okey. Ödüllere tıkladığımız zaman toplam puanımız 3984 oldu. 6000'e daha var. Üçüncü rakibimiz de geldi. Maradona'yı da saygıyla anıyoruz bu arada. Rakibin kadrosu da bu. Gayet güzel bir kadro. Full Real Madrid. İleride de Morientes'i var. Ama maça başlamadı henüz. Evet, başladı. Uzun atar mı acaba? Atmadı. Kanada döndü. Rakip uzun atar mı diye hani temkinli olmaya çalışıyorum. Kanada döndü. Kroos. Hazard. Morientes. Onda da ikon Morientes var. Vurdurmamak lazım. Faulü ben yapmışım. Çok tehlikeli bir yerden faul yaptık. Yani tam ceza sahasının önünden faul oldu. Umarım gol olmaz. Asensio. Şöyle bir oynayalım oyuncuyla ama. Hadi be. Asensio'lu harika frikik golü attı. Yani geçmezse ben de izlemek istiyorum. Gerçekten çok güzel vurdu. Sol ayaklı oyuncuya kaçırmadı ya. Direğe de çarpmadı. Avuta da gitmedi. Baraja da çarpmadı. Direkt gol oldu. Çok güzel gol yedim. Mükemmel gol attı. Maça adeta 1-0 geride başladık. Umarım erken gole cevap veririz. Şöyle bir uzun deneyelim. Benzema'yı kaçırır mıyız? Kaleciye döndü. Şöyle paslaşarak çıkalım. Varan. Kanada dönelim. Guti. Kanattan böyle verkaçlarla gelmeye çalışacağım. Carvajal. Tekrardan Rodrigo'ya. Şöyle bir Guti'ye. Gayet güzel geldik. İçeri bir pas. Geçmedi. Çok güzel verkaçlarla geldik oradan. Tekrardan yine deneyelim bakalım. Aynı şekilde gelebileceğiz mi? Şöyle ortaya döndük bu sefer. Şöyle Kanada tekrar attığı pasa bak Rodrigo'nun ama iyi ki önümüzde kaldı. Şöyle kaçıralım arkaya. Şöyle içeri kesersek işte bu. Erken gol geldi, atla diyelim. Sevinmeyelim, çok sevmiyorum sevinmeyi ama yine az önce denediğimiz gibi verkaçlarla savunma arkasına kaçtık. Hazard gerçekten etkili vurdu. Guti de iyi kesti ama tam ayağına yolladı topu. 1-1 oldu. Guti ya bugün harika oynuyor. İlk iki maçta aynı golü üst üste farklı iki rakibe attı. Bu maçta da şu an asist yaptı. Güzel girdik araya. Yapma ya. Faul verdi. Tam da maçın son anları. Rakip için bir gol şansı. Şimdi yani devre arasına gol yiyerek gitmesek. Asensio güzel frikik golü atmıştı. Oo, yine kaleye vurdu oradan. Gayet de güzel vurdu arkadaş. Rakip arkadaş güzel frikik kullanıyor. Sol ayağıyla hem de kaleye vurdu oradan. Asensio'yu bu konuda çok etkili kullanıyor. 1-1. Bastık aldık. Hadi Hazard. Bir şut şansı da olmadı. Aha, istemeden yanlışlıkla kaydım ya. Orada Morientes kaydı herhalde. Şöyle Morientes'in önüne doğru gelelim. Yukarıdan da diğer oyuncuyu çekelim. Belki o tarafa atar. Aha. Hadi Hazard. Şöyle bir şut. İşte bu be. Atla diyelim. Yani orada rakip büyük hata yaptı. Önce Morientes aşağı çekmiştim. Sonra dedim ki yukarıdan çekeyim hani. Belki oraya atar. Şaşırtırız. Cidden de öyle yaptı. Top da tam ayağımıza geldi. Hazard da yavaş bir anda hızlandı. Korktum da hani rakip gelecek bozacak diye. Güzel bir vuruş oldu. 2-1. Rakip için tabii üzücü bir durum. Hani büyük bir hata geldi. 2-1. Üst üste 3 maç kazandık. Maç değil de tabii bu önemli. Toplam puanımıza da bakalım bu arada ne kadar olacak. Derecemizi de birazcık yükselttik. Maç değillerde derece yükseliyor, düşüyor. Yani çok takılmıyorum ama 1940 oldu. 2000-2000 alamadığımız için 6000'e ulaşamayacağız şimdi biz. Hemen Rodrigo'yu da sözleşmesini tamamlayalım. Toplam puanımıza bakalım. Ya 2000 alamadığımız için 6000'e ulaşamadık ne yazık ki. Bir maç daha oynamak zorundayız. Hemen toplam puana bir bakalım bu arada.
Şunları da alalım. Puanlarımızı attıkça bu ödülleri aldık. 100 Minecraft parasını da aldık. 5924 ya. 76 puan için bir maç daha oynayacağım. Ama onu diğer maçtaylardan sonra oynarım diyorum. Şimdi hani hiç 76 puan için bir maç oynamayayım. 6000'e tamamlamak gerekiyor. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler arkadaşlar. Hoşçakalın.